Hepinize iyi akşamlar şimdiden. Bugünkü dersimizi ben tekrar edeyim. Sabah ne yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Şuydu galiba. Toplama işlemi yapmıştık. Ondan sonra 3 giriş 8 çıkış yaptık. Toplama işlemi yaptıran ve yapan devre çalıştık. Yani 3 tane girişi, 8 tane çıkışı vardı. Bunu çalışmışız. Tamam. Bunun üzerinde toggle çalıştık galiba en son. Bunu Evet, en son. çalıştıralım. Tamam, en son toggle çalıştırmışız. Toggle aslında dalgalanma, yani sırayla açma ve kapama işlemlerini yaptırıyor. Buradaki çıkışa bakmamız yeterli. Yükleyelim buna. Ve çalıştıralım. Sırayla açıyor. Açma işlemlerini yapıyor. Ve daha sonra da yani şunu sorgulayarak durumunun tersini aldırıyor. Yani toggle yapıyor. 1 ise 0, 0 ise 1 oluyor. Kitabınızda yer alan bir sonraki çalışmayı ben açacağım. Şimdi onu uygulayalım. Deneme çalışmasını yapalım. Birden fazla giriş uyguladık. Birden fazla da çıkış uyguladık. Burada 3 giriş, 8 çıkış uyguladık. Şimdi kitabınızda şöyle bir şey istemiş bizden. A portu için ben ekranı yaklaştırayım. Beraber bakalım. Kitapta istenen durum. Bakın A portunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A portu için giriş butonu oluşturmuş. İşte butonları birbirlerine kaynaklarını ve topraklarını eşitlemiş. Ve aynı şekilde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yok 6 tane çıkış oluşturmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 girişe karşılık 6 çıkış oluşturmuş. Deneyinizde zaten söylüyor. Buradaki portun şuraya eşitlenmesi çalışmasını yapıyor. Şimdi biz bunu düzenleyelim ama şuradaki son iki tane LED'i silmeyelim. Dursunlar burada. Girişi düzenlememiz gerekiyor. Asıl mesele. Şuraya 6 tane giriş anahtarı oluşturmalıyız. Bu biraz sıkıntı. Birbirlerine yaklaştırsak şöyle. Bu sefer de aradan dirençlerin şu yazılarından dolayı şuralara girmek mesele olabilir. Olur mu? Peki şöyle bir deneyelim bakalım yaklaştırmayı. Sonra bağlantı yapabiliyor muyuz aradan? Oluyor, çalışıyor gibi. Bundan bir tane daha yapalım. Blok kopya. 6 tane lazım bize. Evet, bayağı bir karışacak gibi. Yaklaştıralım. Bunların tümünü biraz sağa doğru alalım. Şöyle. Biraz daha alabiliriz sanki. Peki şöyle sığdırdığımızı varsayıyoruz. Artık en soldakini ben A0 için bağlıyorum. Daha sonra A1 için, A2 için işte sorun olmaya başladı. Şuradaki boşlukta bir sıkıntı var. Tekrar deneyelim. Da tersten gelelim. Evet oldu. En azından çizginin devam ettiğini görebiliyoruz. Bağlantılarda sıkıntı olmaması için aslında yani okunabilir, görülebilir olması için yapıyoruz. Tamam, bağlantıyı yaptık. Ben bunu hemen ders notlarıma da alıyorum. Sizler de yapabilirsiniz ders notlarınız için. Ders notlarımı düzenleme adına
Hemen buraya ekliyorum. Dördüncü haftanın ikinci dersi için bu devre şemasını alıyorum. Kendimi şu şekilde yapıştırdım. Deney çalışması benim için kaç oldu? 6 olmuş. Deney 6. Bu çalışmadaki amacımız ne? Giriş portunu çıkışa eşitleme. Giriş A portunu çıkış B portuna eşitleme. Tamam, bunu yapacağız. Ben yine ders notlarımdan göstereyim. Yani şu şekilde yazdım. Bu resmi de kapattım. Kaydetme dedim. Bu benim işte A giriş portunu çıkış B portuna eşitleme çalışması diye notlarımı düzenledim. Şimdi yapmam gereken kitaptaki kodları buraya düzenlemek. Onu da açıyorum hemen. Buradan. Kodlarda okunabilir şekilde biraz ekrana sığdırıyorum. 16F877 burayı yazmıyorduk. Şu kısmı kullanmamıza gerek yoktu. Buna gerek yok. Şunları yazmıyorduk. Eşleştirmiştir. Port B. Şunu emin değilim. Port B'yi yazıp yazmama konusunu. Şimdilik şu kalsın. Değişken oluşturulmuş. İsmi giriş diye. Hemen bir tane değişken oluşturalım. INT. İsmi giriş olsun. Ya da işte girişteki bilgi kastediliyor. Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Yani sınıfta kimse yok gibi bir hava oluşuyor. Evet hocam, geliyor. Geliyor hocam. Tamam, bir sorun yok diyorsunuz. Tamam, giriş değişkenini oluşturdum. Şuraları kullanmayacağım. Doğru mu? Yani o kısımlar artık bende yok. Şunu da kenara alalım. Şuraları kaldırıyorum. Yani sonsuz döngü elimde dursun. Yani ana ne denir? İşte tanımlamalar, kütüphane çağrımları, ana ekran. Şöyle tekrar açalım. Ve sonsuz döngü. Bakın sonsuz döngünün parantezleri void main'in ana fonksiyonun, ana programın olduğu bloklar da burada. Bu tanımlamaları da port için 16F877'nin portlarında düzenleme yapmıyorsanız yazmamıza gerek yok. Setris A bakın açılmış. Setris A 0FF olarak açılmış. Tamamı giriş olarak düzenlenmiş. Hepsini FF yapayım. Setris B tamamen çıkış olmuş. Onu da düzeltelim buradan. B'nin tamamı çıkış yapalım. B 00. Bu FF ve 00 anlaşılıyor mu? Bunu çıkış yaptım. Evet hocam. Tamam. Output B tümünü 0 yaptı. Daha sonra bakın sonsuz döngü için yazmış başla. Giriş input A demiş. Yani girişteki değil mi? Yani giriş değişkeninin içerisine neyi atamış? Input A'yı. Input A portunun tamamını buraya atamış. Buraya kadar sorunuz var mı? Yani port A'yı ben buraya yazdım. Tamam. Giriş değişkeninin içerisinde. Şimdi giriş değişkenini ben doğrudan giriş değişkeninin içerisindeki iki tane biti kapatmış. Buna aslında gerek yok ama yine de yazalım. Giriş eşittir. V operatörünü almış bakın girişi.
Bu V operatörünü de anlatalım. V mantıksal kapısıyla 0, B en üstteki iki tane biti kapatıyor. 0, 0 geri kalanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak giriş olarak düzenliyor ki buna gerek yok. Yani compiler zaten bunları en alttaki, yani benim input A'nın şuradaki, tekrar gidelim. Bakın burası A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6'yı buradaki doğrudan B portuna eşleyecek zaten. Yani doğrudan B portuna eşleyecek. Şunları yapmama gerek yok ama yazmış kod. Muhtemelen versiyonu eski olan program için düzenlenmiş bu. Tamam, port B'ye bakın şurada. Port B eşittir giriş. Ve bitiriyoruz. Yani giriş bilgisini port B'ye gönderdim. Hangilerini kapattım peki ben? Girişteki 8 bitlik değişken açıldı ya. Şuraya açıklama yazalım. 8 bit değişken oluşturuldu. 8 bitlik değişken oluşturdum. Bu değişken oluşturma işlemine binaen, değil mi? İçerisine 8 bitlik girişin A datasını attım. Zaten bakın şuradaki göreceksiniz A'nın 7 ve 8. Şeyleri yok. Bağlantıları yok. 6 bitlik bir data. Burada şuradaki bir operatörle bakın mantık kapısıyla B kapısıyla şurada girişin içerisindeki fazlalık bilgi temizlenmeye çalışıyor ki yok o zaten. Ama yine de şu operatörü anlamak için ideal. Burada birazdan başka bir şey de deneriz bu V kapısıyla. Bizim için şey olur, diğer konulara hazırlık olur. Burada bir hata var. Evet, kodun içerisinde bir hata var. Onu da düzeltelim. Bakın kırmızı ile çizmiş. Gördünüz mü? Orada alt tere B olması gerekmiyor muydu? Evet. Arkadaşlarınız gördü. Teşekkür ediyoruz. Alt tere B olarak yazdık ama kabul etmedi. Neden? Ya da şöyle yapalım. Output B diyelim. Yani şunun için tanımlama yapmamı istiyor. Ben yapmak istemiyorum. Output B